Merhabalar ben Jusfer Bugün Minecraft'a fırın sistemini göstereceğim Bu sistem sayesinde pişireceğiniz eşyaları otomatik bir şekilde pişirebileceksiniz İtemlerimiz ise bu şekilde Hazırsanız yapılışına geçelim İlk başta pişmiş olan eşyaların depolanacağı bir tane geniş sandık yerleştiriyorum. Daha sonra bu geniş sandığa fırın sistemini kaç büyüklüğünde yapacaksanız o kadar huni bağlayacaksınız. Ben 6 büyüklüğünde yapacağım için buraya 6 tane huni bağlayacağım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra bu yerleştirdiğim kümelerin üzerlerine ise birer tane fırın yerleştiriyorum. Siz sadece maden için yapacaksanız bu sistemi buraya maden fırını yerleştirip daha hızlı yapabilirsiniz. Ya da sadece yemek için yapacaksanız ise buraya duman fırını yerleştirip daha hızlı pişme, pişmesini sağlayabilirsiniz. Normal fırın koyarsanız da hepsini burada pişirebilirsiniz. Fırınları da yerleştirdikten sonra ise buradaki fırınlara huni bağlayacağız. İlk başta arka kısmına gelip her bir fırına bir tane huni bağlıyorum. Daha sonra üst kısmına gelip yine aynı şekilde her bir fırına birer tane huni bağlıyorum. Bunu yapmamızın sebebi ise bu aşağıdaki huniler yakıt olacak. Üsttekiler ise bunun pişireceğimiz itemler olacak. Hunileri de yerleştirdikten sonra şu şekilde buralara 3 tane düzgün taş yerleştiriyorum her bir tarafa. Bunun aynısını diğer tarafa da yapacağız. Bu şekilde bu tarafa da aynısını yaptım. Daha sonra ise bu yerleştirilmiş düzgün taşların ikincisine şu şekilde güçlendirilmiş ray yerleştiriyorum. Onun arkasına bir tane normal ray yerleştirip tunelin üzerlerini tamamen güçlendirilmiş ray ile yapıyorum. Düzgün taşa geldikten sonra ise tekrardan normal ray ve tekrardan güçlendirilmiş ray koyuyorum. Buraya fazladan bir blok koymamızın sebebi ise buraya şu şekilde koyduğumuz zaman buradaki ray birleşecektir. Onun yerine şu şekilde yaptığımız zaman ise artık buradaki raylar birbirinden ayrılmış oluyor. Yukarıdaki yaptığımız aynısını buraya yapacağız. Normal ray ve tunelin üzerlerini güçlendirilmiş ray koyuyorum. Tekrardan buraya normal ray koyup burada birleşmemesi için şu arkadan getiriyorum ve burayı kırıyorum. Buraya koyduğumuz ile vagonların pardon sandıklı vagonların çarpıp dönmesi için de buralara birer tane daha blok koyuyorum. Aynısını buraya da yapalım. Sistemimiz bitti sayılır. Artık şuradaki destek bloklarını kırıp buraya bir tane şalter yerleştiriyoruz. Böylelikle buradaki güçlenmiş raylar aktifleşiyor. Tam şu ortadaki kısmada bir tane Şalter yerleştirdiğimiz zaman huninin üzerindeki raylar da aktifleşiyor. Buradaki kısmı ise şu şekilde yapacağız. Buraya bir tane reston tozu yerleştiriyorum ve tam buradaki kısma bir tane ray... şalter yerleştirdiğimiz zaman bunu da açtığımızda buradaki güçlendirilmiş raylar aktifleştirebiliyoruz. Buraya bu, bu şekilde şalter yerleştirmenin sebebi ise buraya yerleşen huni vagonlar şimdi item olmadığı sürece çalışmaması için. Ana yani sistem buradan kapatıp açabiliyoruz. Artık sistemi deneyebiliriz. Şuralara birer tane sandıklı vagon yerleştiriyorum. Şimdi sistemi test edebiliriz. Buraya geliyorum. Aşağıdaki sandıklı vagona yakıtları yerleştiriyorum. İsterseniz buraya lav kovası da yerleştirebilirsiniz. Ben kömür yerleştirdim. Üstteki sandıklı vagona ise pişireceğiniz eşyaları yerleştiriyorsunuz. Yerleştirdikten sonra ise buraya gelip şalteri açtığınız zaman buradaki fırınlar çalışmaya başlayacaktır. Şurada bir sorun oluştu. Şuradaki şalteri şuraya koyacağız büyük ihtimal. Tamamdır sistemimiz artık çalışıyor. Videonun başında dediğim gibi isterseniz bu sistemi daha da büyütebilirsiniz. Hatta ben birazcık af bırakayım ve sistem çalışıyor mu test edelim. Kısa süreli af bıraktım ve gördüğünüz gibi fırınlar tamamen bitirmiş. Buradan şalteri kapatıyorum ve sandığı açtığımız zaman koyduğumuz itemlerin hepsi burada fiş bir şekilde duruyor. Yani sistem çok kullanışlı. Survivor'ınızda kesinlikle yapmanızı öneririm. Yani buraya sanda itemleri doldurup af kaldığınız zaman ya da bir yere mesela bir işiniz var onu hallettiğiniz zaman itemleriniz burada pişmiş olarak duracaktır. Ben bu sistemi çoğu survival haritamda kullanıyorum. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer istediğiniz bir sistem veya farm varsa yorumlarda yazarsanız onu da çekmeye çalışırım. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.